Savunma Üniversitesi, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuran adaylar, mülakat aşamasını müteakip, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı, ikinci seçim aşamasının ertesi günü icra edilir. Adaylar, müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına, bateri takımı ve piyano hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getireceklerdir. İlk aşamada toplu olarak dikte salonuna alınan adaylar, yazılı dikte sınavına tabi tutulurlar. Sekiz ölçülük bir adet dikteden oluşan sınava geçilmeden önce parçanın tonalitesi piyanoda duyurulur ve dikte parçası baştan sona bir defa çalınır. Bu aşamadan sonra dikte ikişer ölçü halinde ve ikişer tekrar çalınır. Üçüncü kez çalındığında yeni iki ölçüye geçilir. Tüm dikte bu şekilde tamamlandıktan sonra adayların yazdıklarını kontrol etmesi için dikte son bir kez baştan sona çalınır. Sınav kağıtları toplandıktan sonra yazılı dikte aşaması sona erer. Bu aşamadan sonra adaylar komisyon salonuna tek tek alınırlar. İlk olarak adaylar 2 ses, 3 ses ayırt etme sınavına tabi tutulurlar. Güzel. Şimdi çift ses soruyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği sivil ve asker üyelerden oluşan komisyon huzurunda Muammer Su'nun Solfej 1 kitabından komisyonun belirlediği 2 adet solfej parçasını adaylardan okumaları istenir. Çalgı performansı aşaması sırasında aday kendi çalgısı ile o çalgının literatüründe bulunan bir adet etüt ve eseri seslendirecektir. Adaylar, bateri takımı ve piyano hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getireceklerdir. Bu film, Milli Savunma Üniversitesi Bando Assubay Meslek Yüksek Okulu'nu tercih edecek adaylara yardımcı olmak ve bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ordunun gür sesi olan Milli Savunma Üniversitesi Bando Assubay Meslek Yüksek Okulu'nda sizleri de aramızda görmekten gurur duyarız. Gelin gücümüze güç katalım.